Peki gelin diğer akran zorbalığına. Evet. Zorbalık. Zorbalığına ve onunla bağlantılı olarak şu 5 soruyu tekrar ekrana getirelim. Şimdi bizimle beraber olan şu anda 1200 kişi canlı olarak bizi izliyor. Hatta Facebook'u da katarsak daha fazla. Google, hepimizin kullandığı bir teknoloji aplikasyonu olan Google, 2022 yılında Türkiye'de toplumun, insanların en çok ekrana yazdığı ve sorduğu 5 soruyu açıkladı. Bu soruları değerli bir eğitim bilimci olan Doktor Özgür Bolat'la birlikte konuşuyoruz. Ben nedense bilmiyorum. Ben neden bu kadar çirkinim? Ben neden doğdum? Onu sona bırakalım. O beni çok üzen bir şey. Ben neden dışlanıyorum? Ben neden eziyim? İstersen akran zorbalığında bu ben neden dışlanıyorum ve ben neden eziyim soruları çerçevesinde de değerlendirelim. Çünkü bir de ciddi dışlanma var, değil mi? Yani hakaret etme, dalga geçme. Hatta ben son dönemde şöyle şeyler okumaya başladım haber seçkilerinde, haber sitelerinde. Gençler bir araya gelip bir başka genci dövüyorlar mesela. Kızlar mesela böyle şeyler okumaya başladım, yani saçını çekiyorlar. Böyle acayip acayip şeyler olmaya başladı. Bu nedir Allah aşkına? Ne, bu dışlanma nedir? Eziklik nedir? Evet. Zorbalıkla ilgili konuşalım. Şimdi onu nereden anlatsak? Şimdi annesi babası tarafından tutarlı olarak sevgi gören insanlarda bağlanma türlerinden anlatacağım, tamam mı? Annesi babası tarafından sevgi ihtiyacı, duygusal ihtiyaçları düzenli ve tutarlı olarak karşılanan çocuklar diyor ki ben seviyorum ve seviliyorum. Süper. Duygusal ihtiyaçları karşılanmayınca, buna ağlanır mı, buna üzülünür mü, ağlayarak benimle konuşma ya da küçük bebekken mimiklerine karşılık vermeme ya da uyumlanma diye bir şey var. Attunement İngilizcesi. Belki bakmak isterler. Çocukla, bebekle uyumlanma olmadığı zaman çocuk diyor ki benim duygusal ihtiyaçlarım karşılanmıyor. Tamam mı? Öyle olunca diyor ki ben duygularımı söylemeyi bırakayım. Bu insanlar kaçıngan oluyor. Tamam mı? Kaçıngan nedir? Anlarsın, etrafında vardır. Duygularını söylemezler. Ne hissettiklerini anlayamazsın. Bir setleri vardır. İş tarafa giremezsin. Diğer bağlanma türlerine baktığımızda narsizmler daha çok bu gruptan çıkıyor bu arada. Duygusal yatırım yapmadıkları için hafızaları zayıf olur. Çocukluklarını çok hatırlamazlar. Ben bunların anketlerini yapıyorum anne baba okulunda. Soruyorum. Annenizin, babanızın sizin sarılıp öptüğünü hatırlıyor musunuz? Anne baba okulunda %25 çıkıyor evet diyen. Dün bir seminerde yaptım. Orada %50 çıktı ama genelde %50'yi geçmiyor. Sonra bu insanlar duygusal dünyada yaşamadıkları için beden algıları zayıf oluyor. Duyguları karşılanmadığı için bu insanların en büyük korkusu reddedilmek oluyor. Çünkü neden? Duygusunu söyleyince reddediliyor. Reddedilmek olduğu için duygusal yatırım yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Bilişsel ve spiritüel yatırım yapıyorlar. Yardım istemiyorlar. Hasta olduklarında şefkat istemiyorlar. Tek başlarına olmak, ıssız adam yani. Olmak önemli oluyor. Bunlar da kaçıngan. Bir de kaygılılar var. Mesela sevgi bir geliyor, bir gelmiyor. Mesela küsme gibi. Anne çok seviyor, sonra küsüyor. Bunlar da kaygılı oluyor. Kaygılı olan da bir ilişkiye girdiğinde karşı taraftan hep emin olma ihtiyacı duyuyor. Çok verici oluyor, fedakarlık yapıyor, bütünleşme ihtiyacı oluyor. Neden? Güvenli bağlananlar neydi? Sevil. Kaçınganlar ne? Asla reddedilme. Kaygılılar da diyor ki asla terk edilme. Tamam mı? Bir de karışıklar var. Karışıklar da git beni terk etme diyenler. Şimdi bu dördüne baktığımızda okullarda ben bunu çok gözlemliyorum. Bir defa öğretmenler bu çocuklara nasıl davranıyor diye baktığımda şunu görüyorum. Güvenli bağlananla çok güzel diyaloglar yaşıyor. Okuldaki genelde yaramaz, sorun çıkartan çocuklar kaçıngan oluyor. Çünkü annesi babası tarafından sevilmediklerini düşündükleri için etraftan da sevgi alamadıklarını düşünüyorlar. Kaygılılar da anne baba çok müdahale ettiği için bu çocuklara daha çok müdahale ediyor anne baba. Böyle biraz bebeksi oluyorlar. Öğretmenler de onları bebeksi görüyor. Tamam mı? Ve onları daha korumacı, kaçınganları daha böyle yaramaz, şımarık, sorun çıkartan güvenliler de çok iyi. Kaçınganlar en fazla zorbalık yapanlar ortalamaya baktığımızda en fazla zorbalık yapanlar kaçınganlar arasından daha çok. Daha çok kaygılılara yapıyor. Neden? Duygusu reddedildiği için, yani kendisiyle empati kurulmadığı için başkasıyla empati kurmakta zorlanıyor. O yüzden de onun acısını da fark etmiyor, öyle mi? Yani bu zorbalığı yaptığı zaman kalbi kırılır veya işte canı yanar vesaire. Çok güzel bir yorum yaptın. Müdür bir çocuğu çağırdı. Tamam mı? Ben kaçıngan olduğunu biliyorum ve müdürün konuşması da işe yaramayacağını da biliyorum. Müdür dedi ki, oğlum dedi niye vurdun dedi. Ondan sonra işte şöyle şöyle oldu dedi.
E dedi of sana vursa ne olur dedi. Dedi canım acıyor dedi. E dedi canın acıyorsa dedi sen onu niye vurdun dedi. Canını acıtmak için dedi. Çocuk bunu söyledi zaten canını acıtmak için dedi. Ve çocuk zaten bunu farkında olarak yapıyor. Kendisiyle empati kurulmamış çocuklar Başkalarıyla da empati kuramıyor. Özellikle boyun eğdirilen çocuklar güçsüzlüğünü de zorbalıkla yapıyor. Zaten kuramıyor. Bunu hayvanlar üzerinde de yapabiliyorlar. Bunu hayvan bir köpek her üzerine güçlü hissediyorlar. Ve üzerinde ben başka bir şey daha gördüm. Mesela çocuk süper. Süper. Babasıyla konuştu. Tamam mı? Sonra babasıyla konuştu. Sonra gitti. Kızın birine vurmuş. Ondan sonra ben dedim ki babasıyla ne konuştu acaba? Çünkü muhtemelen babası onu güçsüz bıraktı. Sonra çok detay vermeyeyim burada. Babası demiş ki seni eve gelince geberteceğim. Şimdi babası onu güçsüz bırakınca kendi güçsüz hissedince güçlü hissetmek için başkasını da güçsüz bırakıyorlar. Ve siber zorbalık daha kolay. Çünkü neden? Yakalanma riskin yok. Hemen ortada kaybolabilirsin. yoksun, kimliğin yok. Tabii her türlüsünü yapabilirsin. Git beni terk etme ne demek diye sormuş Eda. Bu aralar gençlerin de çok konuştuğu bir kavram var. Ghosting. Evet. Bu da Biliyorsun değil mi? herhalde en çok arananlar arasında. Evet. Evet, o da en çok arananlar arasında bu arada Google Trendler'de ghosting. Yani bu şu, bir ilişkiye başlıyorsun ya da bir ilişki modu belli değil. Ne bileyim işte belki cinsel boyutu var belki yok. Romantik tarafı var sadece. Neyse iki kere üç kere çıktın ettin bir duygu bağını oluştu. Aa, sonra ortada yok bu kişi. Kız olabilir erkek olabilir. Ne ulaşabiliyorsun ne arayabiliyorsun ne sana bir şey yazıyor ne seni arıyor ne bir açıklama. Yani ghosting. Ya Hayalet tabii gibi. Hayalet gibi. bunların birçok sebebi olabiliyor. İşte her şeyi durumsal olarak anlamak gerekiyor yani. Çünkü yüklediği anlam çok farklı olabiliyor. Mesela şöyle söyleyeyim size. Genelde ne olur? Yargılanma korkusu olanlar sahneye çıkmak istemez. Tamam mı? Ama bir kadın dedi ki bana sahneye çıkmayı sevmiyorum dedi. Ben de sordum. Neden sevmiyorsunuz dedim. Şimdi bakıyorum nedenini. O da dedi ki ya dedi sahnede dedi hep dedi yani tiyatro falan izledik ya dedi hep rol gibi geliyor dedi. Ben de çıkarsam rol yapacakmışım, samimiyetsiz algılanacakmışım. Ne oldu? O başka anlam yüklemiş. Tamam mı? Her zaman bir olayı değerlendirmek için yüklediği anlamı bulmamız lazım. Ne olabilir? Neden böyle davranıyor olabilir? Neden böyle davranıyor olabilir? Özellikle kaçınganlar bağlanmak istemiyorlar ya. Diğer gruplara göre daha çok bağlanmak istemiyorlar. Bağlanmaktan korktukları için kendi bağlanmalarını sabote etmek için mesela ortadan kaybolabiliyorlar. Ya da o beni terk etmeden ben terk edeyim diyebiliyorlar. Yani farklı sebepler olabiliyor. Ama kaçıngan zorbalığı yapmak istiyorsak, çözmek istiyorsak zorba yapan çocuk okullarda ya da evde zorba yapan çocuğa kızarsak, bağırırsak ne olur? Çocuk zaten empati kurulmadı çocukla. Bağırırsak ne olur? Çocuk tam emin olur artık. Tamam ben tam emin oldum artık. Benle empati kurulmuyor. Daha da zor bulur. Ama o çocuğa sevgi göstermeye başlarsak, empati kurmaya başlarsak o zaman zorbalığı yenebiliriz. Peki, bu arada aramızda ghosting yapanlar varmış. Onları da şimdi görüyoruz. Onlar da yazıyorlar. Mesela Kumpir demiş ki karşıdaki insanı konuşmaya değer görmüyorum. Direkt gidiyorum demiş mesela. Yani hani bu da enteresan. Mesela Tradecker bende de var bu durum demiş. Benzer bir durumu yaşıyor demek ki. Ama yani çok ilginç bir şey tabii bu Ama ghosting. şöyle bir şey var. Bir defa her insanın değerli olduğuna inanmamız lazım yani. Her insanın değerli olduğuna inanmamız lazım. Evet, mesela Mine Düşünelim mi? bir kadın Düşün. da benzerini yazıyor. Mine diyor ki ay o benim sıkılıyorum uğraşmak istemiyorum demiş mesela. Biz yani O insanlar zaman birbirini sıkılıyorsak dinlerken kendi ihtiyacımızın üzerine yoğunlaşırsak sıkılırız yani. peki Yani Seçil Hanım'ın şöyle bir yorumu var. Buna da katılmıyorum. Daha doğrusu eksik buluyorum Seçil Hanım. Özgür Bey, bu sorunların çoğu eğitim ve gelir seviyesi düşük kesimlerde görünüyor. Bu ailelere ve de çocuk ve gençlere ulaşmak için bir şeyler yapabiliyor muyuz? Doğru, o kesimlerde de görülüyor ama bana sorarsanız son derece varsıl ve çok eğitimli ailelerde de böyle duvar gibi sevgisiz ebeveynlikler var. Yapayalnız çocuklar var. Ben çok görüyorum yakın çevremde de uzak çevremde de. Mesela birisi sormuştu. Hani bu Twitch ekranlarını izliyorlar ya, gamerları izliyorlar sabahlara kadar saatlerce. O kadar yalnız ki bu gençler.
Yani o kadar yalnız ve ilişki kuramıyor, senin söylediğin gibi bütün boyutlarıyla kendini değersiz, sevgisiz, dışlanmış ve çirkin hissediyor ki ancak kendisinin görünmediği ama bir ekrana bakarak ve oraya bir şey yazarak ilişki kurabildiği yöntemlerle sosyalleşiyor. Bir odanın içinde ya yatakta ya bir kanepede kucağına koyarak telefonunu ya da bilgisayarını, o da varsa yani, olmayan durumlar da var, ya da bir kafeye giderek, internet kafeye falan, ancak böyle sosyalleşebiliyor ve çok acıklı bir şey bu. Evet. Gerçekten de çok acıklı bir şey.